Merhabalar, Kananeller Örgü Evi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şişle örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelimin ilmek kurulum sayısı 20 ilmekten oluşuyor. 20-20-20 şeklinde taktıktan sonra hemen modelimin yapılışına geçelim. Kenar ilmeğimi aldım. Ve buradan bir tane ilmeğimi ters ördüm. Hemen bir arttırma yaptım. İki ilmeğimi birlikte sola kesim yaptım. Tekrardan bir ve iki tane ilmeğimi ters ördüm. Bu kenar ve ortada modelimin ortasına koymuş olduğum modelim. Tekrar buradan bir, iki, üç, dört ve beşinci ile altıncı ilmeğimi ikisini birlikte soldan sağa doğru kesim yaptım. Hemen soldan sağa doğru kesim yaptım. Ve bir doladım. İki ilmeğimi birlikte yine burada da sola kesim yaptım. Bu tarafta sağa kesim yaptım ve bu tarafta sola kesim yaptım. Tekrardan kesim yaptığım ilmeğimle birlikte 2, 3, 4 ve 5 tane ilmeğimi düz ördüm. Tekrar 2 ilmeğimi ters, bir arttırma, 2 ilmeğimi birlikte sola kesim. Tekrar 2 tane ilmeğimi ters ördüm. Ve buradan 1, 2, 3 ve 4 tane ilmeğimi düz ördüm. 5. ve 6. ilmeğimi birlikte soldan sağa doğru bir kesim yaptım ve şişime bir ipimi doladım. Hemen 2 ilmeğimi birlikte burada da sola kesim yaptım. Hiç örmedi. Ve tekrardan kesim yaptığım ilmeğimle birlikte 5 tane ilmeğim olacak. 3, 4 ve 5. Tekrardan bir ters, ikinci tersim. Ve bir dola 2 ilmeği birlikte sola kesim yap. Bir ters ilmeğim ve bir de kenar ilmeği. Tekrar örgümün arka tarafına geldim. Hemen diğer ilmekleri göründüğü şekilde. Bir düz, iki ters ve iki düz. Tekrardan bir, iki, üç tane ilmeğimi ördüm. Üç ilmeğimi ördüm ve burada bir ön sırada kesim yapmış olduğum ilmeğimle yanındaki ilmeğimi örmeden hemen bunları şu şekilde esnetip düz gelecek şekilde soldan sağa doğru iki ilmeğimi birlikte yine kesim yapıyorum aynı şekilde. Modelin hem ön yüzünde hem arka yüzünde uyguladığımız için ve burada bir tane ilmeğimi ilmek dolamıştım burada ip ve yine aynı şekilde ikinciyi dolayaraktan geçiyorum ve burada da yine iki ilmeğimi birlikte sola kesim yaptım. Bakın burada iki tane ipim oldu. Tekrar diğer bir, iki, üç tane ilmeğimi ters ördüm geri. Tekrardan iki düz, iki ters, tekrardan iki düz ve yine bir, iki, 3 tane ilmeğimi ters ördüm. Modelimin ikinci kurulumuna geldim. Ve burada bakın ipimi dolamış, ip dolamış olduğum ilmeğimden önce 2 tane ilmeğimi şu şekilde hemen esneterekten şöyle soldan bu şekilde çevirip 2 ilmeğimi birlikte kesim yaptım.
ve tekrar ilmeğimin üzerinden dolayaraktan geçiş yaptım. Yine hemen burada da iki ilmeğimi birlikte sola kesim yaptım. Ve yine burada iki tane ipim oldu. Yine üç tane ilmeğimi ters, iki ilmeğimi düz. Yani örgümün arka yüzünde olduğum için ilmeklerimi göründüğü şekilde örmeye devam ediyorum. Hemen örgümün tekrar ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım ve burada bir ters, bir alt sırada bir arttırma yapıp iki ilmeğimi birlikte kesmiştim ve burada iki ilmeğimi birlikte ördüm, arttırma yaptım. Bir sağdan bir soldan yaparaktan devam ediyoruz burayı. Ve tekrar iki tane ilmeğimi ters ördüm. Bir, iki ilmeğimi düz ördüm ve üçüncü ile dördüncü ilmeğimi soldan sağa doğru bir kesim yaptım. Burayı ilmeğimizin bu şekilde düz olması için ilmeklerimizi ayarlayalım. Hemen yine bu şekilde üçüncüyü dolayaraktan karşıya geçiş yaptım ve yine iki ilmeğimi birlikte sola kesim yaptım. Geride iki tane düz ilmeğim kaldı ve bunu ördüm. Tekrar iki ters, iki ilmeğimi birlikte bir alt sırada arttırıp kesim yapmıştım. Bu sırada da kesim yaptım, arttırma yaptım. Tekrar iki ilmeğimi ters, yine bir düz, ikinci düz ilmeğim, yine şekilde soldan sağa doğru girerekten iki ilmeğimi birlikte kesim yaptım. Hemen yine bu şekilde ipimi dolayaraktan karşıya geçiş yaptım. Yine iki ilmeğimi birlikte burada da sola kesim yaptım. Bu tarafta sağa, bu tarafta sola. Tekrar iki ilmeğimi ördüm. Ters ilmeğim. Hemen iki ilmeğimi birlikte kesim yaptım. Bir doladım ve ters ilmeğim, kenar ilmeğim. Örgümün arka yüzüne geçtim. Yine burada ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum. Ve son bir tane burada ters örüyorum ve hemen iki tane ilmeğimi yine aynı şekilde örgümün arka yüzündeyim. Bu şekilde soldan sağa doğru ya bu şekilde ilmeklerimizi çevirip ya da soldan sağa doğru kesim yapıyoruz. Bakın bu şekilde düz gelmesi için ilmeklerimizin. Yine hemen bu üç tane olmuştu burada ipimiz ve dördüncüyü dolayaraktan karşıya geçiş yapıyoruz. Burada ilmeğimiz düz geldiği için çevirmek istemiyor. Benim alma yönüme göre ilmeklerimi bu şekilde ikisini birlikte ördüm. Ve bir ters yine diğer ilmeklerimi de göründüğü şekilde. İki düz, iki ters şeklinde ördüm. Ve yine modelime geldim. Hemen bir ters ilmeğimi ördüm. Yine iki ilmeğimi birlikte soldan sağa doğru ikisini birlikte kesim yaptım. Hemen yine sol şişimden sağ şişime aktardım iplerimi ve yine iki ilmeğimi birlikte sola kesim yaptım. Ve tekrardan bir ters ilmeğimi ördüm. Bir düz, ikinci düzüm, tekrar iki ters ve iki düz örerekten örgümün ön yüzüne geldim. Hemen yine kenar ilmeğimi aldım ve bakın bir tane burada ters ilmeğimi ördüm. Bir alt sırada iki ilmeğimi kesim yapıp arttırma yapmıştım. Burada geri tekrar çaprazlama bir arttırma yapıp iki ilmeğimi birlikte sola kesim yaptım. Tekrar iki ilmeğimi ters ve burada bir ilmeğim kaldı ve bir de kesim yaptığım ilmeğimle iki ilmeğimi birlikte soldan sağa doğru ikisini birlikte kesim yaptım. Ve hemen burada bak 3 tane ipim olmuştu son. 4. ipimi de üzerinden doladım. Pardon 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ilmeğim olduğu için hem sağda hem solda 5. ipimiz olmuş oldu. Burayı da sola doğru kesim yaptım. Ve arada 2 ters ve burada şu şekilde şaşırmamak için bakıyorum.
Bir alt sırada solda arttırma yapmıştım. Burada sağ tarafta bir arttırma yapıp ve iki ilmeğimi birlikte kesim yaptım. Tekrar iki ilmeğimi ters ve son modelime geldim. Burada iki ilmeğimi birlikte soldan sağa doğru kesim yaptım. Yine ipimi dolayaraktan karşıya geçtim ve iki ilmeğimi birlikte burada da kesimimi yaptım. Tekrar ters ilmeğimi ve yine bir doladım. İki ilmeğimi birlikte sola kesim yaptım. Ters ilmeğim ve düz ilmeğim. Şimdi örgümün arka yüzünde diğer ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum. Ve son bakın kesim yaptığım ilmeğim kalmıştı modelimde ve bu ilmeğimi ters ördüm. Buraya hemen 4 tane bu şekilde ilmek takıyorum. 1 2 3 ve 4. Diğer ilmeğimle birlikte 5. Ve bunu şu şekilde ipimi benden tarafa alıyorum. Buradan 6. ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar ipimi arkaya alıyorum diğer tarafa. Hemen yine buradan 2. ilmeğimi çıkartıyorum. Ve bu şişimi artık ipimi şişimden çıkarttım. Bir tane ilmeğim vardı. 4 tane arttırma yaptım. Burada bir ilmeğimden geri ilmeğimi 5'e tamamladım. Ve şişime doladığım ipimin üzerinden de 2 tane ilmek çıkardım. Bu da ortada kesim yaptığım ilmeklerim. Ve tekrardan buraya 1, 2, 3 ve 4 tane ilmeğimi taktım. Ve bir de burada ilmeğim vardı. Bununla birlikte 5 oldu. Geri ilmeklerimi tamamlamış oldum. Tekrardan 2 düz, 2 ters, yine 2 düz ve bir ters ilmeğimi ördüm. Yine modelime geldim. Hemen buraya şu şekilde 4 tane ilmeğimi takıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Yine hemen ipi benden tarafa, kendimden tarafa alıyorum. Bu şekilde bir ilmek çıkartıyorum. Geri tekrar ipi diğer tarafa alıyorum ve yine buradan da bir ilmek çıkartıyorum. Ve tekrar yine şişime 4 tane ilmeğimi takıyorum. Burada ipim. Hemen açayım. İpimi açtım hemen. Burada 1 2 3 ve 4 tane arttırmamı yaptım. Ve 5. ilmeğimi de ördüm. Tekrar kenardaki ilmeklerimi düz ilmeğimi düz ve ters ilmeğimi ters örerekten devam ettim. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Hemen geri tekrar ilmeklerimi göründüğü şekilde düz örüyoruz. Yarım ilmeklerimi tamamladım. Hemen geçelim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ters ilmeğimi ördüm ve burada bir alt sırada önce arttırma yapmıştım. Burada arttırma yapmadan iki ilmeğimi birlikte kesim yaptım, bir arttırdım. İki ilmeğimi ters ve burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 ve 12 tane ilmeğimi düz ördüm. Yine aradaki ters ilmeğimi ters ve düz ilmeğimi düz. Tekrardan bir arttırma yaptım. Yine 2 ilmeğimi ters. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane ilmeğimi düz ördüm ve diğer ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum. Ve örgümün arka yüzünde bu sırada bir işlem yapmıyoruz. Sadece
İlmeklerimizi göründüğü şekilde örelim. Tekrar örgümün ön yüzünde modelimin kurulumunu göstereyim. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi modelimin aynı şekilde ikinci modelimin de kurulumunu göstereyim. Hemen kenar ilmeğimi aldım. Ters ilmeğimi ördüm ve bir arttırdım. İki ilmeğimi sola kesim yaptım. Tekrar iki ters ilmeğimi ördüm ve buradan 1, 2, 3 ve 4 tane ilmeğimi düz ördüm. 5. ve 6. ilmeğimi burada soldan sağa doğru kesim yaptım ve bir tane şişime doladım, arttırma yapar şekilde. Hemen tekrar soldaki 2 ilmeğimi de sola kesim yaptım. Sağdakini sağ tarafa, soldakini sol tarafa. Diğer 4 tane ilmeğimi düz ördüm. 1, 2 ters. Yine aradaki modelime geldim. Bir doladım. 2 ilmeğimi birlikte sola kesim yaptım. 2 ters. Yine 1, 2, 3, 4 ilmeğimi düz ördüm. Ve 5. ile 6. ilmeğimi birlikte sağa kesim yaptım. Tekrar bir doladım ve yine 2 ilmeğimi sola kesim yaptım. Tekrar 4 tane ilmeğimi düz ördüm. Ve ters ilmeklerim, bir doladım, yine aradaki modelimi, tekrar ters ve kenar ilmeği. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Arka yüzde de yine aynı şekilde keserekten devam ediyoruz. Ön yüzde de ben biraz ilerleteyim, modelimin büyük halini de sizlerle paylaşayım. Ve modelimin büyük hali bu şekilde devam ediyor. Bu modelin benzerini daha önce yine yapmıştım ama şu ortadaki modelin farklı ve bu orta kısımda iki defa dolanmıştı. Bunu istek üzerine tekrardan yapar mısın diye rica ettiler ve tekrardan ördüm. Bu modeli istediler. O nedenle tekrardan çekimini yaptım. Ve bu örgümün ön yüzü ve bu da arka yüzü. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ve buna benzer örgü modellerimi ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.